Hoş geldiniz. Geri kalan arkadaşlarımız hangi kontenjandan geldiler? Ebeveyn adayı. Tamam. Bir de onların fikrini alalım. Not verecekler mi bu katılım için? Hani onu bilmek açısından, çünkü bazen biraz sıkıcı gelebilir bu ebeveynlikle ilgili konuşmalar. Ne diyorsunuz? Sizin bulunma sebebiniz? Ama neden bu konuda yani? Tamam. Konuşmacı için geldik diyorsunuz. Bazen böyle tanınmış iyi oyuncular oluyor ama diyorsunuz, ha atıyorum filanca Matt Damon diyelim, hani benim sevdiğim bir oyuncu. O oynuyor diye gidiyorum filme, film berbat çıkıyor yani. Bilmiyorum, beraber çekeceğiz filmi. O nedenle soruyorum. Çünkü konuşmalar aslında dinleyicilerin merak ölçüsüne gelişen şeyler. Çünkü bunu bir konuşma yapmamızın sebebi, hani YouTube konuşması da soru sorma vesaire şey şansı olmuyor. Ama burada özellikle soru veya katkıyla ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Neyse, fazla kurcalarım. Şimdi benim tam olarak neden bahsedeceğim hakkında herkesin kendine göre bir şey olur ama ben özellikle çocuklu hayat diye bir başlık koyarken hayatında çocuklar olan herkesi aslında bir parça düşündüm. Çünkü çocuğunuz olmayabilir ama çocuklarla bir işiniz olabilir. Çocuklarla çalışan profesyoneller var, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, birçok kişi yahut kendi çocuğu olmayan ama çocukların hayatta önemli rol oynayan teyzeler, amcalar, halalar, enişteler, bir sürü başka bir şey. Mesela çocukların hayatımızda olmadığı bir durum yok, böyle bir şeyi arzu etmiyoruz. Yani ne kadar plajlarda çocukların gürültü yapmadığı köşelere kaçmaya çalışıyoruz. Veya işte ya çocuklarını keşke getirmeseler dediğimiz arkadaşlarımız var belki olduğumuz yere. Yani çünkü çocuklar en önemli özellikleri kestirilemez yanları var. Ne yapacakları belli değil. Bir biçim verilmesi gerekiyor. Yön gösterilmesi gerekiyor. O nedenle çocuklu hayatın temel özelliklerinden birisi her zaman bir sorumlulukla gelmesi. Yani bir çocuk varsa ortamda, değil mi? Şurada ortalıkta bir çocuk, yani sahipsiz gözüken bir çocuk olsa hepimiz bir dakika falan bunun annesi babası nerede, kimdir nedir merak ediyor ve şey yapıyoruz. Peki bugün önümüzdeki bir saatin sonrasında somut bir soru cevabı bekleyen var mı aramızda? Bazen konuşmalara insanlar geldiklerinde belli bir şeyin cevabını alıp gitmek istiyor. Mesela benden bir önceki konuşmacı çok şanslı bir konuşmacı. Çünkü çok somut bir konuda konuşuyor. Çok somut veriler sunma şansı olan bir alanda. Oysa ben o kadar geniş bir başlık içinde konuşuyorum ki sayısız binlerce, milyonlarca belki soru aklınızda doğru. Ya ben şu konuda bir son söz duymak istiyorum dediğiniz şeyler. Mesela şunlarla ilgili falan sorular olanlar olacaktır. Büyük ihtimalle böyle. Merhaba. Ben öğretmenim ve öğrencilerle çalışıyorum. Sınavlar hazırlıyorum onlardan. Çok sizlere bir sınavı. Öğrencilerin bir genellikle bir okuyor. Yani bir işte Galatasaray, bir program. Bunlar iyi okullar sayılır. Evet, Türkiye'de evet. Yani ekolü olan okullar. Ben çocuklarla çalışırken hayır, onların derdini de dinlemek noktasını buluyorum. Anne ve babayla. Çözüm ararken kendi psikoloji yüksek lisans yaparken bir baktım ben çok da bir üniversite bilmiyorum. Nasıl çözüm oldu mu? Yok, daha beter oldu. Daha beter oldu yani. Öyle bilginin fazlası zarar oluyor yani bazen insana. Keyifli bir durum bu benim için. Çünkü hani bir kıyıdan başlıyorsunuz yüzmeye ve birazcık açıldım şu anda. Ama ucu yok yani, öyle değil. Hissettiğim şey bu. Benim en çok karşılaştığım sorun anne babayla karşılaşırken en çok tavsiye ettiğim şey, daha doğrusu sadece ders için değil. Ya lütfen hani düzenli kitap okuması gerekiyor. Okuma anlama sadece Türkçe için değil, hani matematik için de, fen için de, diğer dersler için de her şeyi izlemek için düzenli bir kitap okuması gerekiyor.
Kitap için ne yapmalıyız mı sorumuz? Aynen. Yani geçen hafta bir öğrenciyle karşılaştım. Dikkat eksikliğimizle bir seyahatte eşitlik olmuş. Bir yaş duruyor. Okula gerçekten çok kötü. Ve anne babasını sordu. Hocam unutamıyoruz. Nasıl unutalım? Dün bir yaş çocuk. Ben bu konudaki tavsiyesi gerçekten bir yaş. Peki. Bunu en sona saklayacağım. Tamam. Buyurun. Tam bununla bağlantılı dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Bu hiç öyle bir bu bir etkiktir diyen bir görüşte var benim okulumda. Öyle mi? Evet. Yorgun Gülsan'ın karşılığı var ve ilaç kullanılır diyen bir yerde var. Sizin görüşünüzle neler? Tam da bir etikettir bu arada yani biliyorsunuz. Yani mesela karabiber, tuz dediğinizde onun karabiber olduğunu söylüyorsunuz. Üzerine yazıyorsunuz ki başkasıyla karışmasın. Peki. Buyurun. Bazen itirazlarına karşı tutarlar. Bir çocuğun. Evet, doğruya sevdiğim. Kaç yaşında bir çocuktan bahsediyoruz? Bir 12 ve 6 yaşında iki tane çocuklar. İkisi de aynı şekilde davranıyor mu? Birbirini kopuyorlar sanki. Nelere itiraz ettikleri hakkında bir şey söyler misin? Genelde hayır çocuklar bahsediyorlar. Yani hayır denecek şeyler söylüyor olabilirsiniz ondan sonra. Ben de masaya oturuyorum, hayır. Yani böyle diğer çok altı boş hayırlar. Anladım. Peki, şimdi bu. Buyurun. Erkeklere öncelik veriyorum bu tür sunumlarda çünkü. Yani çocuklar şimdi bildiğim çocuk arkadaşlarım da arkadaşlarım merak ediyorum yani onlara bakıyorum gözlemliyorum. İstatistik değil ben de %90'a yakına evdeki sorumluluklarından bir iş paylaşım falan. Hepsinden öyle korkmuşlar ben de. Burada böyle bir şey görüyor muyuz ya da böyle bir şey var yani en azından gerçek istatistiklerde böyle bir şey var. Evet, istatistik yok en azından sizin çevrenizde öyle galiba. Anladım. Peki. Günümüzdeki çocukların bir farkı var mı geçmişten? O konu benim çok ilgimi çeken bir konu. O konuda konuşmayı düşünüyorum. Şimdi arkalarına gelecek. Bir siz söyleyin sonra da sizinle sonra da konuşmamıza geçelim. Ben bir çocuk öğrendim ve sürekli yanlış yapma stresi var. Harika bir soru. Teşekkür ederim. İyi bir başlangıç olacak bana. Duyamıyoruz. Ben tekrarlarım. Buyurun. Cinsiyet, çeşitleri, kadın, erkek ve diğerleri. Ama bunları hiç değinmedim. Bu arada cinsiyet bahsediyorum. Bu son seksüel değil gibi, LGBTİ bireylerine bahsedilmesi bekliyoruz olacak. Bahsedilmemiş olması. Hay Allah, konuşmacı da çıktı gitti. Tamam. Tamam. İsteyen danışmanlıklar ulaşıp büyük bir alan buluyoruz. Bu arada ayda bir kez bir hafta toplantısı yaptık. Gönüllü psikiyatristler katılıyor ve bir iki tartışma. Tamam, bu dediklerinizi tekrarlayacağım grup için ben. Şöyle, hanımefendinin dediği özellikle bu cinsel gelişimle ilgili bir önceki konuşmacıda kadın erkek ve diğerleri diye tanımlanan diğerlerine yetince değinilmediği, daha doğrusu hiç değinilmediğini söyledi. Ben de onun için şaka yaptım, diğer konuşmacı gitti diye. Yani değinilmeye zaman yetmemiş olabilir, belki bilmiyorum tam ne olduğunu. Diğer yandan öncelik tanınması gereken bir konu bence de LGBTİ bireyler. Ülkemiz açısından da başka kültürlerde de değişik kafa karıştırıcı yanları olan bir konu. Eksper fikirlerine, uzman fikirlerine ihtiyaç var. Ama anladığım kadarıyla siz burada LGBTİ olarak tanımlanan bireyleri desteklemek, onlar arasındaki dayanışmayı, onların aileler arasındaki dayanışmaya ilişkin hem bir kuruluştan bahsettiniz, hem bir destek hattından bahsettiniz. Belki konuya ilgili olabilecek aileler ya da bireyler aramızda toplantı çıkışı sizi en azından görürlerse bu dayanışma ve bilgilenme ağından faydalanmalı mümkün olur. Rica ederim. Hani daha fazla faydalı olamadığım için üzgünüm. Tamam, sağ olun. Buyurun. Ben de çok
tüm çocuklarımız geçmişteki çocuklarla şimdiki çocuklar arasındaki farkı çok önemli. Ama sınıf olacağı bilgiler, bilgileri abartılmış, ebeveyn alınları çocukları nasıl? Anne baba tutumlarının kuşaklar üzerindeki etkileri diye tanımlanıyor bu alanda yapılan araştırmalar. Buradan başlayalım. Anladığım kadarıyla bu dikkat eksikliği, bu klinik problemler birçok kişinin ilgisini de çeken yine meseleler. Biraz onlardan bahsedeceğim ama ve çocukların söz dinlemezliği diyelim, itirazcılıktan ibaret olmayan söz dinlemezliği veya sorumluluklarını taşımak konusunda uzak durmaları ya da tembel davranmaları gibi bize dışarıdan gözüken bunları acaba davranış bilimleri, nörobilim ve psikiyatri, psikoloji perspektifinden bakıldığında ben ne görüyorum ya da benim gibi çalışanlar ne görüyor? Birazcık o konuda size bir ortaya karışık bir şey sunacağız. Biliyorsunuz bu ne yiyeceğimize karar veremediğimiz lokantalarda ortaya söylüyoruz. Herkes bir parça alıyor. Bir sonraki gelişimizde bundan söyleriz sadece diyoruz. Diğerleri bir şey yaramazmış diye. Peki ben birazcık konuşayım, bazı şeylerden bahsedeyim. Şimdi nasıl araştırılıyor diyebilirsiniz. Soruyorsunuz öncelikle bir, davranışlara bakıyorsunuz. İki, örneğin aşırı korumacılık diye günümüzde hani çok gündeme geliyor. Günümüzün anne ve babaları çok korumacı vesaire. İncelediğiniz zaman bu kişilerin, yani bu anne babaların çoğunun tam da sizin dediğiniz gibi bir şeyleri eksik yapıyor olma endişesi içerisinde olduklarını, o nedenle belki yapmaları gerekmeyen birçok şeyi, hani bardak dolu olmasına rağmen onu doldurmaya devam ettikleri için bardağı taşırdıklarını, yani fazla kaçırdıklarını için görüyoruz. Ama oradaki itici gücün, yani güdüleyicinin, yani arkasındaki bu davranışın arkasında duran şey daha ziyade bir eksik yapmama gayreti. Şeyi fazla yapmak gayretinden ziyade. Ama bu hani biraz misafir ağırlamak gibi. Misafir ağırlarken insanlar değil mi? Türkiye'de genellikle misafirin yiyebileceğinden daha fazla yemek pişirilir. Daha çok olur ve artanları bütün hafta yemek zorunda falan kalırsınız çocuklarınız öyle. Böyle bir özelliğimiz vardır. Çünkü nedir? Ege'de bir deyiş var. Artmazsa yetmez diye. Şimdi orada da ya misafir doymazsa endişesi var. Yaptıklarımızın yetmeyeceği endişesi sorumluluk hissettiğimiz durumlarda daha belirgin olan. Dolayısıyla çocuk dünyaya geldiğinde anne de öncelikle, baba da yaklaşık 3-6 ay kadar sonra acaba yaptıklarım uygun mu, yeterli mi, doğru mu düşüncesini tetikleyici oluyor. Bu konuda çok sayıda yapılmış çalışma var. Hatta beyin bilim çalışmaları var. Beyin görüntülerine insanların bakılan annelerin ya da babaların. Onların beyin aktiviteleri bakıldığında özellikle çocuklarıyla ilgili konular gündeme geldiğinde ilk harekete geçen sistemlerin kaygı, endişe ve korku ile ilgili sistemler olduğunu görüyoruz. Belki beyin bilimleriyle aşina olan arkadaşlarımız varsa amigdala ve anterior cingulate denilen alanlar yeni anne olmuş kadınlarda, yeni baba olmuş erkeklerde ortalama insandan daha aktif çalışıyor. Bu da şu demek, bir şeyi eksik olup olmadığını anlama kaygı sistemiyle iç içe. Yani, çünkü kaygı nedir? Bir şeyin kaybedilme ihtimali üzerine olan, iyi olmama ihtimali üzerine olan düşüncelerimiz. Ve ona göre önlem alıyoruz. Kaygı, işte ne bileyim, cüzdanım duruyor mu, pasaportumu kaybetmeyeyim ya da geleceğimi kaybetmeyeyim, ona göre bir pozisyon alayım dediğimizde. Mesela iyi okumaya, iyi eğitim almaya çalışmak, geleceğe dönük kaygının doğal bir ürünüdür. Yoksa bir kaygınız yoksa eğitim almak için pek bir sebep yok. Ya bir yolunu buluruz diye düşünebilirsiniz. Çocuklarla ilgili bir yolunu bulur büyütürüz diye düşünmek normal bir anne babalık düşüncesi değil. Mesela anne baba dediğiniz stresli olur. Birincisi bu. Yani anne babalık stresi anormal bir durum değildir. Çünkü
Sadece eğer anne babanın stresinin ölçüsü stres ne? Bir durumun bizi olağandan daha alarmda yapması. Yani çocuğumuzla ilgili örneğin, çünkü çocuk korunma ihtiyacı olan bir canlı. Kendi kendine dünyada var olma şansı yok. Diğer hayvan yavrularından bakın, diğer doğadaki diğer canlılara, onların mesela fil yavrusu diyelim. YouTube'da falan diyor ya, böyle fil doğum yaptı vesaire. Yavru doğuyor, işte akşama, sabaha doğuyor, akşama ortalıkta gezinmeye başlıyor. Bizim çocuk doğuyor, yürümesi bir yıl oluyor, yürüdü diye alkışlıyoruz vesaire. Yani bir olay oldu. Hani tay tay durdu, işte sıraladı, değişik aşamalar da var öyle. Halbuki fil yavrusu yürüyor kalkıyor da kendi köpek de öyle. Şimdi bunun nedenlerinden bir tanesi, merak eden var mı yok mu bilmiyorum ama ilginç bir konu olduğu için. Çünkü insan yavrusunun beyin gelişimi diğer canlılardan farklı olarak birincisi oldukça kompleks bir beyni var insanın başka canlılardan ve beyin gelişimi son 10-12 bin yıl içerisinde özellikle ciddi bir hamle yapmış olduğu için evrim süreci içerisinde insan beyni daha da kompleksleştiği için o beyin yapısını taşıyan kafatası anne karnına, yani anne karnından çıkan rahim kanalına sığmıyor. Eğer beklersek. Şöyle düşünün. Bebek 9. ayın sonunda doğmazsa, diyelim ki hamilelik 12 aylık sürdü. 12 aylık bebeği çekip çıkartamıyorsunuz annesinin karnından. Çünkü kafası artık kocaman oluyor. Bu nedenle de kafasının kocamanlığının sebebi neredeyse bir vücudun 3'te 1'i boyutuna da ağırlık olarak küçük bir bebekte baktığınızda görüyorsunuz. 5'te 1, 3'te 1 arası. Çünkü o gelişkin beyinle dünyaya geliyor. Fakat o gelişkin beyni taşıyacak vücut olgunluğunda değil, yürüyecek durumda değil. Mesela büyümesi, yani o beyne uygun davranış, alışkanlık geliştirmesi için anne karnı dışında geçirdiği bir zaman var. Başka canlıların anne karnında geçirdiği zamanı bizim yavrular, insan yavruları anne dışında geçiriyorlar. Şimdi ana farkımız o. Bu şunu getiriyor, bir başka canlının bebeğine gösterdiği, yavrusuna gösterdiği özenden çok daha fazlasına ihtiyaç var ki bizim yavrular hayatta kalabilsinler. Değil mi? Yan bahçeye kediler doğum yapıyor. 8 kediden 3'ünü öbür kediler yiyor. 2 tanesi kendinden ölüyor. 1 tanesini annesi bırakıyor bu yaşamaz diye. 2 tanesi. Bakım ihtiyacı olanlar olmayanlar diye bir özenen bir kültür yok yani. Hani kimse gelip sahip çıkmıyor, biz komşular falan sahip çıkmazsa. O nedenle bebeğin yaşam riski, yaşamda kalması için anne babanın yardımına çok ihtiyacı var. Bu streste sizin doğal olarak hissettiğinizde anne bebeğin binlerce yıldır, hatta on binlerce yıldır atalarımızın yaşamış olduğu stresin bugün aslında çok gerekli olmayan düzeyde, çünkü yavrularımız biz bugün çok daha iyi bakıyoruz, çok daha iyi büyütüyoruz. Ama o evrimden bize kalmış bir miras. Gereksiz yere dert ediyoruz. Çünkü çok daha iyi koşullarda yaşıyoruz. Isıtmak vesaire gibi bir derdimiz yok. Aç kalma ihtimali çok özel açlık bölgeleri dışında, işte bombalanan ülkeler, Yemen vesaire dışında böyle bir ihtimal hemen hemen yok. Baktığımızda. Ama biz yine de stresleniyoruz. Uzun lafın kısası, insanın yavrusuyla ilgili streslenmesi, binlerce yıldır insan yavrusunun yaşatılması, başka canlıların yavrusuna göre çok daha zor ve zahmetli olduğu için insanlarda kalmış bir alışkanlık. Ama bu sayede çocuğumuzu özeniyoruz. Daha elimizden geleni yapıyoruz ama elimizden gelenin fazlasını yaptığımızda da çevreden işte aşırı korumacı anne, çocuğun lüzumsuz kolladı,
vesaire. Ama öyle diyenler kendi çocuk sahibi olduklarında bakıyorsunuz, onlar da aynı davranışları yapıyorlar. Çünkü bunların bir tür kodlanmış olduğunu da biliyoruz. Kodlanmış. Şimdi, durum bu. Böyle olduğunda bazı davranışlar bizim, ya işte hadi öyle yapalım dedim. Yani mesela mahallenin en haylaz, en işte zıpır kızı çocuk sahibi olduğunda bir bakıyorsunuz, müthiş sorumluluk sahibi, sorumlulukla ilgili konu dedim geldi yani. Sorumluluk sahibi işte çocuğunun uykusunu, mamasını, memesini, şusunu, busunu sektirmeyen, ona bakımı için her türlü fedakarlık katlanan bir kadına dönüşüyor. Açlardan baş akıllanır diye bir laf var biliyorsunuz eskilerde. Çocuk büyük bir sorumluluk getiriyor. Sorumluluk getirdiği için, sorumluluk getirdiği için bize, yaşamımıza her sorumlulukta acaba sorumluluğa layık davranabilir miyiz? Duygusuyla geldiği için belli bir stres düzeyinde oluyoruz. İnsanın stresini kontrol etmesini ne sağlar? Bir, ne yaptığını biliyor olmanız. Ne yaptığınızı biliyorsanız, değil mi? Doktorlar için de, böyle öğretmenler için de heyecan ve stres düzeyiniz aşağı. Tecrübe, birçok kadına ve erkeğe sorduğumuzda ikinci ve üçüncü çocuklarında birincide özel bir rahatsızlık vesaire yoksa birinciye göre çok daha rahat olduklarını görüyoruz. Bu sadece rahatlık değil. Mesela birinci çocukların çekilmiş fotoğrafları sayısıyla ikinci çocukların çekilmiş fotoğraflarını kıyaslayın. Sayısız yani. Çünkü büyük bir fark var. Birincisi hani saniyede bir fotoğraf çekilmiş. Yani şimdi hani elbette şunda bunda fotoğraf çekmek kolaylaştı ama onunla bile dakikada yürüdü, baktı, indi, çıktı. İşte sabah kakası, öğlen kakası. Yani sayısız şey var. Tecrübe arttıkça stres azalır. Bilgi arttıkça stres azalır. Ama tabii kontrol edemediğimiz birçok değişken oluyor. Çünkü çocuklar siparişle gelmiyorlar. Hani oluyor ya, hepimizin bir hayali var çocuğumuzla ilgili. İşte şöyle olacak, prens olacak, kral olacak, neyse yani. Yahut işte çok güzel olacak, çok yakışıklı olacak, çok akıllı olacak. İşte ne bileyim, profesör olacak, tüccar olacak, cumhurbaşkanı olacak. Herkesin fantezisi başka. Bu hayaller nadiren gerçekleşiyor. Çok nadir. Tam hani istediğimiz gibi olan. Soralım herkese doğmadan önce, alalım kağıtları bir kenara koyalım. 30 yıl sonra çıkartalım kağıtları. Enteresan olan şu. Anne babalara soruyorsunuz. Nasıl, çocuklarınızla ilgili beklentileriniz gerçekleşti mi? 30 yıl, 30 yaşına gelmiş çocuk diyelim. Anne baba 60, 50, 60 olmuş neyse. Harika, tam beklediğim gibi her şey. Çıkartıyorsunuz kağıdı, beklediklerim uymuş. Aa, bunları mı bekliyormuşuz? Çünkü insanın müthiş bir kabiliyeti var, yeni durumlara ayak uydurma becerisi. Değiştiriyorsunuz. Çocuğunuzun adını Narin koymuşsunuz. Pek narin olmayan bir tipi olmuş çocuğun. İri kıyım falan bir tip. Bilgin koymuşsunuz. Hiç okumayla ilgisi yok, ortaya giden terk etmiş ama inşaat müteahhidi olmuş, dönüşüm işinde. Yahut çok memnunsunuz, çocuğunuz sizi İtalya'ya, Avrupa'ya vesaire götürüyor. Gidip doktor moktor olsaydı buradan hani işe, İzmit'e götüremezdi. Hani tatile şuraya buraya. O nedenle hayal kuruyoruz ve hayallerimizi sürekli güncelliyoruz çocuklarımızla. Biraz önce işte iyi okul diye bir iki okuldan bahsettiniz. Çocuklar diyorsunuz ki benim okulum işte şuraya girsin benim çocuğum. Kazanamıyor. Kazanamayabiliyor yani. Çoğunlukla sınavlar kazananlar çok küçük bir azınlık yani. Çocuğumuz girmiyor. Çocuğu çöpe atmıyoruz. X okuluna gidiyor. Orası da çok iyi filan diyorsunuz. İnsanın böyle bir özelliği var. Bulduğunu yetinmek demeyelim. Bulduğunun umduğundan daha iyi olduğunu düşünmeyin. Bunu sadece bir şey değil, yani bir yorum değil. Bunun böyle olduğunu kanıtlayan araştırmalar var. Bunu yapan, araştırmaları yapan Daniel Kahneman adlı psikolog da Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı bu arada. O nedenle insanlar
hayallerinin yıkılmasını çok az kişi hayal kırıklığına uğruyor dünyada. Gerçek anlamda. Öyle olsa hepimiz depresyona hiç çıkamıyor. Çünkü hayali kırılmamış bir insan var. Birçok kişi mesela diyorsunuz ki 17 yaşında birine işte Ayşe Ali'ye aşık mesela ve ayrılıyorlar. Ali'den, Ali'yi görmeyeceksin diyor babası. İşte ben Ali olmadan ne yaparım, o benim hayatım, bileklerini kesmeye çalışıyor, şunu falan. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Taşlara, duvarlara yazıyor adını. 10 yıl geçiyor. Ayşe'yi görüyorsunuz, Ahmet'le, mutlu vesaire. Ali falan diyorsunuz. Ay bırak bu gerizekalıyı falan diye konuşmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu, bu gerçeği unutmamak lazım. Bu gerçek çocuk büyütülürken, çünkü çocuk büyütürken o anda odaklandığımız, bizim için öyle mi böyle mi diye düşündüğümüz duruma 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bakacağımızı bize birisi gösterebilse, o dediğiniz stres olmuyor. Çok azalmıyor yani, çünkü stresinizin tümüyle. Bunu sağlayan kuşaklar. Mesela bir sonraki kuşakla berabersek, anneanne, babaanne, dede gibi aile büyükleri, size aslında o bir sonraki noktadan geriye baktığınızda ne göreceğinizi söylüyorlar. Dert ettiğinizin aslında düşündüğünüz kadar dert edilmeyeceğini, ama belki dert etmediğiniz başka bir şeyi daha çok dert etmeniz gerektiğini. Mesela birçok aile diyor ki, işte anneler biliyorsun, işte bu organik mi, işte orası böyle mi, acaba bir kaşık mı versen, yok bir kaşığın ucuyla ver dedi doktor ama hangi kaşığın ucuyla yani ver dedi filan. Bunlarla kafası çok meşgul olan birçok insan var. Diğer yandan aynı kişi mesela organik yetsen mi yemesen mi diye soruyor. Ya şu tabletlerden çocukları biraz uzak tutun dediğimizde, aa teknolojiyle çocuk tanışıyor, niye engel olalım diyor. Yani biraz anne babanın en önemli özelliklerinden biri de işine gelen durumlarda işine geldiği gibi davranmıyorsa. Çünkü niye tablet, telefon işi böyle bir hem soruluyor hem şey yapılıyor, söylenenler yapılmıyor. Çünkü rahatımıza gidiyor. Çünkü kolayımıza gidiyor. Çünkü insanın en önemli özelliği kolayına giden işleri yapmasıdır. Değil mi? Aramızda Beylikdüzü'nden gelen var mı? Yok. Sarıyer'den. Nereden? Tuzla. Sarıyer. Tuzla. Evet, hakikaten yani. Hayret. Bizi ne getirdi buraya? Sinop'tan. Sinop'tan gelinir. Yapmayın. Yapmayın. Trabzon bilgine. Tamam, bakın Sinop Trabzon'u anlarım. Ben İzmirliyim, ben de Taşlı'yım. Ben İstanbul'a 1970'lerde bir günlüğüne gece otobüsüne gelip film festivali seyredip akşam gidip ertesi gün fakültesi sınava girdiğimi hatırlıyorum. Çünkü bizim orada bulunmuyordu böyle şeyler. Ama şimdi Sinop'ta falan da böyle faaliyetler çok oluyor bu arada. Değil mi Sinop'ta, Trabzon'da? Daha geçen gün Ünye'deydim ben yani. Öyle düşündüm. Eskiye göre. Ama şunu demek istiyorum. Kolayımıza gideni yapıyoruz. Koca salonda, hadi Tuzla'yı da sayalım, 4 kişi var yani. Bir de ben, Levent'ten geldim, 5. Yani ben görevliyim. Şimdi bu şu demek, ve bu doğal bir şey, bir anormallik yok. Kolayımıza gideni yapıyoruz. Anne babalıkta bir tane temel soru var çocuklu hayatla ilgili. Biz bir şeyi yapıyorsak, bir şey yapmayı tercih ediyorsak, bizi rahat ettiren bir şey yapıyor muyuz? Bizi rahat ettiriyorsa yaptığımız, onu iki kere düşünmek lazım. Diyebilirsiniz ki yani biz kendimizi rahatsız etmemiz mi gerekiyor? Yok, rahat etmeye de hiçbir karşılığı değil mi? Ben de çok rahatıma düşkün birisi gibi yani. Ama bizi rahat ettiren durumlar genelde en iyi çözümler oluyor. Yani en uygun da oluyor. Çünkü nedir? Ödev, ya ödev mi kaldı bu devirde? Ben ödevsiz okuldan yanayım. Çocuğuma da ödev yaptırıyor. Olabilir. Mesela. Ama bu bizi rahat ettirdiği için mi acaba böyle bir tercihte bulunuyoruz? Yoksa gerçekten öyle düşünüyoruz. Şimdi bu soruları sormak çocuklarla ilgili doğruyu yanlışa ayırt etmek için çok önemli. Çünkü genellikle
doğru ve iyi şeyler insanı çok rahat ettiren şeylerdir. Yani bu maalesef acı bir gerçek. Ha, bir rahat yüzü görmeyecek miyiz bu dünyada? Nadir. Devamlı rahatsanız gerçekten bir acayip bir durum var demektir. Ya dünyayla alakanız yok ya da çok kötü şeyler yapıyorsunuz demektir. Tabii bu bir konuşma ve sohbetin rahatlığı içinde söylenmiş bir laf yani. Böyle bir özlü söz olarak tarihe geçmemesi lazım. Bazen öyle oluyor böyle toplantılarda. Ben Instagram'dan bu toplantıyı benim hesabımdan duyup gelmiş kimse var mı? Size karşı özel sorumluluğum var. şimdi Instagram kültürünün getirdiği şeylerden biri şu. İşte birisi bir şey diyor. Mesela bakalım. Bir tane çağısına adam birine bakalım. Arkadaşlarımız şu. Neydi? Üstlerim zamanınızı aldı ama bunu söylemem gerekiyordu. Kapattığım için çalışmıyor. Şimdi bu özlü sözler konusu analık babalıkla ilgili çünkü çok laf var. Ve siz like diyorsunuz, repost ediyorsunuz, sağa sola yayıyorsunuz, WhatsApp gruplarına yollanıyor vesaire. Mesela ne demiş bakayım burada bir arkadaşımız. Değersizliği gidermek için ilgi talep eden insanlar daha sık alınır. Neyse, belli bir şey yapmayalım ama. Yani mesela, işte mutluluğun yolu iyi şeyler yapmaktan geçer. Ve Instagram'da falan popüler olan laflara bakın, suya sabuna dokunmayın. Her yere çekilebilir. Şeyler, stresi yenmek için dostlarınızla el ele tutuşun. Bunu yazalım, 100 bin like garanti. Ya stres yenilebilir bir şey değildir. Dostun da yarın bir gün ne yapacağı belli olmaz diye yazıp 5 like alıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi hoşumuza gitmeyen şeyler duymak istemiyoruz. O yüzden mesela biraz önce hanımefendi dedi ki işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu böyle bir şey varmış, buna etiketliye karşı çıkanlar var. Böyle bir görüş yok. Yani bilim dünyasında ikiye ayrılmış bir şey yok. Adını doktor unvanı taşıyan birkaç insan böyle bir şeyi yanlış biliyor vesaire olabilir ama araştırmalar bunu gösterdiği şey bu özellikleri taşıyan belli bir toplumsal grup içinde bir kesimin olduğu, bu kesimin eğitim ve gelişimi için ek önlemler alınması gerektiği. Bu önlemler arasında ilaç tedavisi kullanmak, kullanmamak, o durumun kararı, o kişiyle ilgili. Bu şey demek, toplumda bir yokluk diye bir şey yok, ben buna karşıyım. Siz mi yoksunuz, astigmat mısınız bilmiyorum, mi yoksunuz, ben buna karşıyım falan diyorum size. Çıkarın gözlükleri, özgür bırakın gözlerinizi falan diyorum. Ondan sonra siz küçük kapıya falan çarpıyorsunuz. Beni arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Kim demişti bunu? Bu tip sözler böyle şeyler. Ama tabii ki çocukların ama büyük bir problemimiz var şu anda. Okullarda herhangi bir şekilde zorlanan şu ya da bu sebeple okulların gereğini yerine getirmekte zorlanan çocuklar için onları sistemin içine alıcı uygulamalar konusunda ciddi bir ayak sürüme var. Yapmamaya çalışma var. İşte bizim okulumuz size uygun değil, sizi mutlu edemiyoruz. Bakın güzel küçük bir butik okula gidin, orada rahat edersiniz diye okullardan atılan çocuklar var. Bu çocuklar da okulu yakıp yıkmıyorlar yani. Okulda yerinde oturmuyor, söz dinlemiyor, şu bu. O nedenle etiketleme dediğimiz durum, diyoruz ki bu çocuğa bir etiket yapıştırıyoruz biz, doktor diyelim ya da psikolog, okul danışmanı. Etiketi yapıştırıyor, diyor ki, bir dakika diyor, sen bunu herkese yaptığın muamele yapamazsın. Bunu şuraya ön sıraya oturt. 5 soru değil, 3 soru sor sınavda. Bir de herkese
oturun yerinize dedikten sonra işte yankı sen de yerine otur bakayım demen için bir ekstra zahmet gösterir. Bu bir etiketleme. Ama bu kişiye avantaj sağlama amaçlı. Avantaj sağlama amaçlı etiketlemelerden aslında bir şey de uçağa binersek eşyamıza yapıştırıyorlar ya bazen priority pass falan böyle şey önce sizin bagajınız çıkıyor ya da bir etiket yapıştırıyorlar ki bedava kahve içiyorsunuz ya da filan. Ona kimse hayır demiyor öyle etiketlere. Burada da etiket eğer çocuğa avantaj getiriyorsa bunu aslında istiyoruz. Sadece avantajın haksız ya da yersiz yer olmaması önemli şeylerden birisi. Şimdi itiraz etme konusu... Buyurun. Geçmeden ama okul bunu tam tersi şekilde kullanarak kendi üstüne düşen sorumluluğu yerine getirip de çocuğa uygun davranışı ya da bununla ilgili düzenlemeyi ya da işte eğiticileri bu konuda eğitimi vermek yerine hemen dediğiniz gibi o etiketle ya okuldan uzaklaştırmak doğru haklısınız. Ya da hemen en kolay yol ilaç. Hemen gitsin birisi ilaç versin. İlaç okulun tercihi nadiren oluyor. Son zamanlarda yıllarca ben 1995'ten beri Türkiye'de bu işi yapıyorum. Okulların bu ilaç kullanım demesi son birkaç yıldır. Ondan önce ilaç çok korkunç bir şeydi diyorlardı yani. İşte okulun bu konuda bir karar merciği değil, bu durumu düzeltmek için gereken her şeyi yapıp yapmadığınızı size check edebilirler. Dediler ki burada siz ilaçla tedavi edebilecek bir durum için tedaviyi yürütmüyorsunuz deme hakları var mı yok mu bilmem. Ama bir doktor görüşü isteyebilirler. İstemeleri lazım. Tam yapıyor musunuz siz üstünüze düşeni? Ama sizin üstünüze düşeni yapıp yapmıyor olmanız okulun üstüne düşenleri yapmasının bir ön şartı değildir. Yani çünkü aileler de bazen okul istiyor zaman ben de yapmıyorum gibi saçma bir inatlaşma içine giriyor. Bu da ayrı bir konu. Yani, çocuğu bu durumda yani ilaç... İlaç tedavisi yani size gözlük verip vermemek gibi bir konu. Benim inisiyatifimde. Kimseye sormuyorum ilaç verip. O yönde tercih kullanan çok doktor da var. Ama bunlar alternatif değil birbirine. Evet, içen bir sürü çocuk da var yani sınıflarda. Eğiticinin de işine geliyor. Sanmıyorum. Yani işine gelme üzerinden düşünmeyelim. Doktor, yani bu çok yanlış bir düşünce tarzı. Kusura bakmayın. Doktor eğitimci ya da ana baba rahat etsin diye tedavi yapmıyor. Çocuğun gelişimi aksamasın diye yapıyor. Hatta ana babayı toparlamak da en az okulu toparlamak kadar zor. Çünkü ana babalar da kendi üstlerine düşeni yapmıyorlar. Okul yapsın diyorlar mesela. Şimdi herkes sorumluluğu bir başkasına atmakla meşgul. Ana babanın sorumluluğu ayrı. Okulun sorumluluğu ayrı. Doktorun ayrı. Kimsenin birbirinin işine karışmaması lazım ama kendi işini tam yapması lazım. Ondan sonra sabahın sınıfta işte öğretmen çocuğu mutlusun diyor. Sen çocuğunu yatağa götürmeyi beceremeyen bir ana babayken ben senin çocuğunu sınıfta nasıl tutacağım? Bunu da unutmayalım. Yani ana babalar diyorlar ki parayı veriyoruz her şeyi yapmanız gerekiyor. Burada aramızda öğretmenler var, özel okulda çalışanlar var bilmiyorum. Yani birçok ana baba ama özel okulda öğretmeni kendisine ödensin istemiyor ama kendisi özel okulda çocuğu varken oradaki öğretmenlere siz bizim paramızla burada duruyorsunuz diye hesap soranlara da rastlıyoruz. Şimdi bu bir ahlak bozukluğu diyor. Kusura bakmasın kimse. Çünkü ben kendi üstüme düşeni yapmayayım, herkes yapsın, ben yapmayayım şeklinde. Onun için burada çocuklarla ilgili her konuda düşünmesi gereken şey, biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Efendim okul onu dedi, bunu dedi demek görevden kaçmak benim gözümde. Herkesin görevini yaptığı düzen nasıl sağlanır o ayrı bir konu. Çünkü bu işten bir kişi zarar alıyor sadece. Çocuğun zarara uğramasını önlemek ortak sorumluluğumuz. Değerlendirirken böyle bir şey, yani bir mahkemelik olarak diyelim. Böyle bir şey değerlendirirken, yargıcın baktığı tek şey çocuğun yararı gözetildi mi, gözetilmedi mi ona bakıyor. Gözetmeyen herkes sorumlu. Ana baba da sorumlu. Mesela tedavi reddetmek. Çocuğunuza iyi gelecek bir tedavi kullanmamak tıbbi ihmaldir. Yani başka bir memleket. Türkiye'de bir şey olmaz yani. Bu sorun değil. ama o nedenle bir parça o gözle bakmak lazım. Ve tabii suçlama kültürü bizim o ülkemizde çok yaygın. Herkes birbirini suçluyor. Öğretmeni suçluyor, öğretmen onu suçluyor. Sonuçta milli eğitimi suçluyoruz. Yani milli eğitim
Yani iyidir, kötüdür ama mesela bu konularda Türkiye Milli Eğitim mevzuatı oldukça ilerici bir mevzuat. Yani bu konuda ilerici. Yani onun altını çiziyorum. Gerçekten çocuk haklarına önem veren, çocukların gelişimini esas alan ve 1997'den beri var. Şöyle böyle değil yani son 20 yıldır. Ama uygulamıyoruz gibi. Evet, uygulama kolay değil, bunu da kabul ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu uygulamanın yürürlüğe girmesi inanın 35-40 yıl sürdü. 1960'larda başladı yani öğrenme, davranış, gelişim farklılıkları olan çocuklar. Neden başladı? Başkan Kennedy'nin ailesinde, kız kardeşinde çok ağır bir sorun olarak büyümüş bir çocuk olduğu için aile duyarlıydı. Adam Cumhurbaşkanı oldu, kanunları çıkarttı. Böyle bir takım şeyler de oluyor. Hani bal tutan parmağına da tüm topluma faydalı. Yani balı hepimize vermiş oluyor. Şimdi itiraz konusuna gelirsek, siz takip ediyor musunuz? Daldınız da ondan söyledim. Sizin soruya geldim. Tamam. ben amfi dersi epey yıllar anlatmış proje olarak kim nerede ne yapıyor görme kabiliyetim biraz yüksek. şöyle itiraz konusu birincisi 6-12 yaşında iki tane çocuktan bahsettiğimiz zaman iki tane bambaşka dünyaya ait çocuktan bahsediyoruz. Aynı davranışları yapıyor olsalar bile ikisinin yapış şeyleri farklı. Çünkü 6 yaşında bir çocuğun beyninde kendini kontrol mekanizmaları neredeyse hiç yok. 12 yaşında eğer hele bir kızsa, hele adet görmeye başlamış bir kız çocuğuysa hormonal gelişim sayesinde beynin kendi kontrol sistemi artık devreye girmek üzere. Girmiş diyemem. Mesela ikisinin kendine sahip olma, davranışını kontrol etme becerileri aynı değil. Bu parça sizin... Buyurun. Denkleme 2 yaşında katılıyor. Tamam ona da katılayım. Orada eksi var. Yani orada kontrol etme söz konusu değil de orada tamamen büyük bir kontrolsüzlük söz konusu. Şimdi bu şu demek, bir grafik gibi düşünün. Ben buraya bilerek bugün sunum getirmedim. Yani sunum bazen etkileşimi bozuyor diye düşünün. Bir de bir saat kısaca bir zaman ancak ayarlayabildim. O nedenle ama şöyle şimdi bir grafik düşünün yukarıya doğru giden. Bu grafikte beynin ön bölgesinin özellikle kontroldan sorumlu, planlama, organizasyon, geleceği düşünebilme, odaklanabilme becerilerinden sorumlu bölgesi adım adım gelişiyor. Ve bunun son şeklini alışı 18 ile 25 yaş arasında aslında tam olduğunda olmuş. 12-6 yaşındaki çocukta dürtüler çok kuvvetli değil. Kontrol zayıf ama dürtü çok kuvvetli değil. O nedenle frenleri iyi tutmuyor ama fazla gaza da basmamış oluyorsunuz. O nedenle araba kendi kendine durabiliyor yani. Ya da çarpsa da bir şeye şöyle bir çarpıyor duruyor. 2 yaşındaki ile 12 yaşındaki birbirine çok benziyor. İkisi de değil, beyin gelişiminde bir patlamanın olduğu bir dönem. Beyin şantiye gibi. Ortalık toz toprak. Böyle düşünün. Ve karma karışık bir durum var. Çünkü ikisi dürtüler çok kuvvetli. Yaşam bastırıyor bir yandan. Yepyeni beceriler, dil gelişimi 2 yaşındakinde patlak verdi vermek üzere. Dünyaya karşı müthiş bir merak var. Her şeyin ortasında kendisini görüyor, kendini çok önemli hissettiği, belki insan hayatta kendini en önemli hissettiği yıllar. Bir daha hiçbir zaman o kadar önemli hissedemeyecek. Yani o yıllar 18-36 arası. Bir daha hiçbir zaman o kadar önemli olmayacak. Yani öyle bir his içinde olmayacak. Ve o nedenle son derece ukala, her şeyi ben yaparım hani bu Terrible 2 diye İngilizce'den Türkçe'ye çevirdi ya korkunç 2 falan filan diye. Yani korkunçluk yok ama arzular çok güçlü, kontrol çok zayıf. O yüzden her şeye hayır, şu, bu vesaire var. 12 yaşındaki de biraz buna benziyor. 12 yaşında da arzular güçlenmeye başlıyor. Arzu dediğiniz şey nedir? Ben varım ne arzusu. Ben varım ve buradayım. Ama 12 yaşındakinin ki birazcık daha karışık çünkü o aynı zamanda toplumla uyumlu bir şekilde ben varım demek istiyor. Ama o toplum sizin istediğiniz toplum değil, onu kendi gördüğü arkadaşları. Bir takım sonradan yine belki bir daha hiçbir zaman görmeyeceği ama o anda canını vermeye onlar için hazır olduğu arkadaşları. Yani biraz önceki sevgililer gibi. Sevgili olmak şart değil.
o yaşta arkadaşlar sevgili. Yani kuvvetli bir aşkla bağlandığımız herkese sevgili dersek, o sırada arkadaşlar, özellikle ortaokul çocukları, yani şeyde, eskinin şeyiyle, şimdi 6-8 arasındakiler, felaket arkadaşçıdırlar biliyorsunuz. O nedenle sözünüzün çok az geçtiği bir zaman. Ortaokul çocuklarının öğretmenler de, aramızda ortaokullara ders veren öğretmen var mı bilmiyorum. Allah kolaylık versin diyoruz. Çünkü en zor zaman, çünkü ne kuş ne deve olan bir zaman çocukların, erkek mi, oğlan çocuğu, genç kız mı, kız çocuğu belli olmayan bir zaman. Yani en sağlam o yaşta her şeye hayır demek. Hayır derseniz herkese, o zaman bir iş yapmamış oluyorsunuz. Değil mi? Yani bir sorumluluk üstlenmiyorsunuz. Fazla geldiği bir şey yaşamın, kendiniz ayaklar üzerinde zor duruyor. Var olmaya çalışıyor. 6 yaşındaki dediğiniz gibi büyük bir ihtimalle kopyalıyor. 6 yaşındakine daha çok yüklenebilirsiniz. 12'dekine çok ilişmeyin. Benim tavsiyem o. Çünkü 6'daki şekillenebilir durumda. Sen gel bakalım böyle, senin daha sıran gelmedi dersiniz. İşte 6 yaşındaki çocuklar ödevdi, mesuliyetti. Biraz önce beyefendinin bahsettiği ev içindeki, işte sen çöpü çıkar bakalım falan deme şeyi. 12 yaşındaki de aslında aynı üretkenliğe hazır. Hatta aslında 12 yaşındaki, yani 12-16 diyelim oradaki, o yaş grubu. Kızlarda 12-16, erkeklerde 13-18 diyelim. Kız erkek ayrımı önemli. Orada LGBTİ'deki kategorinin bir önemi yok. Daha çok hani biyolojik cinsiyet biraz belirliyor oradaki şeyleri. O yönelim değil. İşe yarar olmak çok önemli. Aslında ergen. İşe yarar. Çocuklar işe yarar bir şey yapmak istiyorlar. Neden? Çok teori var. Ben kendi bana yakın geleni söyleyeyim. Biliyorsunuz kızlarda 12, erkeklerde 13. Üreme fonksiyonları beyinde, vücutta ve cinsel arzuların, dürtülerin ortaya çıkması. Kabaca, ortalama. Kimisi de daha erken, kimisi de daha geç. Ama biz neredeyse modern dünyada son 100-150 yıldır Türkiye'de bile çocuk gelinler vesaire gibi rezaletleri bir kenara bırakırsak büyük bir çoğunluk mümkün olduğunca bu yaşlarda kimsenin evlendiği falan çocuk yaptığı yok. Ama o üretim arzusu, öyle diyelim, bir şeyi çoğaltma arzusu, kendinizi çoğaltma arzusu bir yol bulması gerekiyor. Yani yaşamda bir şey yapmak. Kimisi için bu okumak olabilir, yani akademik faaliyet. Ama akademik faaliyet herkesin yapabileceği tek bir şey değil, en yetenekli olduğu. Sen bu yaşlar örneğin çalışma. Çalışmak derken çocuk işçiliği kastetmiyor. Yani babanızın dükkanında yardım etmekle çalışmak. Yani sizi sömürmeyecek bir yerde. Bir şey üretmek. Bir spor yapmak. Bravo. Spor yapmak, sanatla uğraşmak, şarkı söylemek. Toplumsal bir faaliyete katılmak, sokakları süpürmek, plajlardaki Türkiye'de yapılacak çok iş var yani. Plajlardaki çöpleri toplamak, komşu yaşlı amcanın işte gazetesini almak ya da gözü görmeyen yandaki teyzeye gidip bir şey okumak, bir şeyini yapıvermek, bir işini görüvermek. Bu yaş çocuklar aslında dikkat ederseniz çok amanattırlar. Bir mahalleye gidip hemen önce o yaşta birileri gelip yardım etmek ister. Yani hem bıçkın ve hafif serseridirler. Ama o çocuklara birazcık bir iş verir, bir görev ve sorumluluk verdiğinizde hepsi çok iyidirler yani aslında. O nedenle bizim kültürümüzde bu annelik stresi dediğimiz hani ilk yaşlarda olan annelik stresi genç yaşlara biraz fazla sarkıyor. O nedenle 3 yaşındaki çocuğa gösterdiğiniz korumacı ve esirgemeci tavrı vardı. 13 yaşındakine de göstermeye başladığımızda problem orada çıktı. Ve çocuk bizden kopmak için kafa tutarak ancak kopabileceğini ya da hani ilişkileri yani bağımsızlaşmak için ilişkileri koparmaktan başka bir yol bulmayan çocuklar var. Öyle bir şey oluyor ki siz artık uzaklaşıyorsunuz çocuktan. Böyle çocuk istemiyorum diye. Sizi uzaklaştırıyor yani bu şekilde. Orada bakmak gereken şey belki biz çocukla ilişkimizde çok fazla
onun kendimize bağımlı kılıcı hareketlerimiz var mı? Ya da onun bağımsızlığını destekleyici davranmıyor muyuz diye düşünmek lazım. İnan düşünmek çok önemli. Bunları ben söylüyorum. Bunlar böyle takım teorik bilgiler gibi gelebilir. İyi bir anne baba, ya da tek tek çocuk büyütenler de var. Mutlaka aramızda da vardır. Tek başına kalan anneler ya da babalar. İyi bir anne baba, iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir ebeveyn, iyi bir öğretmen, iyi bir yetişkin yaptıkları üzerine kafa yormak insanız. Toplumlarda baktığınızda, örneğin Türkiye'nin yaklaşık %10'u, üst %10'u gelir akademik düzey büyük bir ihtimalle buradayız. Yani %10 deyince insanlar çok zenginler falan diye düşünüyor. Biz de o %10'un içindeyiz. Yani şu salonda olduğumuz için sadece %10'dayız. Oradaki şeyde. Zaten birçok açıdan toplumun %90'ından daha avantajlı durumda. Böyle bir eşitsizlik var. Şimdi okullardan bahsediyoruz. İşte bilmem ne koleji, bilmem ne lisesi vesaire. Bu sınavlara eşit hazırlanılmıyor ki. Yani bizim çocuk filanca koleji kazandı. Onu kazanabilecek dedi bir çocuk. Onun için gereken dersleri alamıyor. Her ne kadar şimdi YouTube'dan falan çok. Ona göre beslenmiyor, ona göre büyük bir eşitsizlik var. O nedenle biz o %10'un içinde olan yarışta öne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da kabul etmiyor. Amerikalılar buna yeni aristokrasi diyor. Yeni aristokrasi diye bir kavram çıkardılar. Bu %10. Yani emeğiyle para kazanmış. Yani öyle babadan atadan mirasla değil. Belli bir toplumsal seviyeye gelmiş. İyi kötü işte okuyan, yazan, işte bir seyahat yapmaya çalışan çocuklarına kültür, işte bir konferansa katılan böyle bir kesim var. Ama bu kesim çok kendisi de zor dengede duruyor. Yani çünkü buraya kolay gelmemiş ve böyle toplumsal buhranlar döneminde yaşadığımız gibi sosyal, ekonomik alt oluşlar döneminde onun da ayağının altındaki zemin kayıyor. Bu hem sadece gelir olarak değil, başka değişim süreçlerinde. O yüzden en zor durumdaki gruplardan biri. En çok imkana sahip aslında çocuklarına sunuyor. Ama stres düzeyi en yüksek. Çünkü bir grup diğer grubun zaten yukarıya gitme şansı yok. O dipte çökmüş vaziyette. En tepedeki grupta o da zaten kendi sağlam almış vaziyette. En zor durumda bizleriz yani. Her şeyde en çok sallanan. O yüzden orta sınıf diyelim buna. Eski orta sınıf daha kalabalık olması lazım. Küçülmüş bir orta sınıf. Çocukları en iyi okuyanlar, toplumun bel kemiğini oluşturan kişiler, profesyoneller, askerler, öğretmenler, hekimler, hakimler bu kesim. Ama aynı zamanda da çok zorlanan. Bu kesim Türkiye'de bazı araştırmalara dayanarak söylüyorum, sosyal bilim araştırmaları. 1970'lerde çocukluğunu yaşamış, 60'larda, 70'lerde çocukluğunu yaşamış kesimin çocukları şimdi çocuk sahibi olmaya başladı. Zorlanarak bugüne gelmiş, Türkiye'yi sırtında taşımış insanlar. Yani vergisini vermiş, okumuş, okutmuş vesaire olan kesim. Kesimin çocuklarının özellikle kendi çocuklarına bir dönem lüzumdan fazla ayrıcalıklar verdiğini, hani bir dediğini iki ettirmediğini, leddemeden leddemeyi anlamasının getirdiği bazı sorunlar da oldu. O nedenle tembellik diye gördüğümüz, kendi hak bilme diye yine görülen bazı konular böyle ölçünün biraz kaçtığı izlenimi doğdu. Ama temelde iyi güdülerle ve doğru amaçlarla yapılmış olduğu için o toparlanıyor aslında. Çok enteresan bir şey var yeni kuşaklarla ilgili. Ben bu konuda yazmaya çalışıyorum aslında. Bu haftaya bir yazı yetiştirecektim güya. Bir günün pazar ilavesine yazıyorum yazıları. Yetiştiremedim artık haftaya kalıp ya da web siteme de koyuyorum bir şeyleri. Bu meşhur bir şey var. Marshmallow test diye bir şey. Duymuşsunuzdur belki YouTube'a girerseniz. Marshmallow bilmeyenler için tekrar diyeyim. 1958'de ilk kez yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi'nin yuvasında oranın psikologlarından birisi demiş ki ben bir çocuğa marshmallow, bu İlker Halley falan onun içinde var. Ya da Chocomel vardı bir zamanlar hatırlarsınız böyle üstü içi kar gibi beyaz falan diye reklamı vardı. O lokumda, lokum diyelim ona, bir tane koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki çocuğa ben çıkacağım
geri geleceğim. Geldiğinde hala sen bu lokumu yememiş olursan bir lokum daha vereceğim sana. İki lokum al. İster gelsin, ister götürürsün. Deney değişik şekiller de 7 dakikalığı var. İşte çıkmadan önce bak mutlaka geleceğim deyip 10 dakikada değil de 15 dakikada gelmek. Değişik manipülasyonları var ama özü şu. Bu bir çocuğun kendini dizginleme becerisini ölçüyor. 2, 3, 4, 5 yaş grubunda yapılmış bir şey. Kendini dizginleme becerisi. Bu araştırma yapan Walter Mischel isimli araştırmacı 1980'lerde, 1958'deki çocuklar 35-40 yaşına geldiklerinde bunları buluyor. Ne yaptınız, ne ettiniz, işte kaç kere evlendin, boşandın mı, şu oldu mu, bu oldu mu? Ve gördüğü şey kendini tutabilen, yani ikinci lokumu, birinci lokumu yemeyin, kendini tutup ikinci lokumu yiyenler, ikinci lokumu da alabilenler daha yüksek maaşlı işlerde evliliklerini daha iyi sürdürebilmişler. İşte üniversite giriş sınavlarında Amerikan gibi şeylerde daha iyi skorlar tutturmuşlar. Böyle bir durum var. Buradan çıkarak diyor ki işte kendini iyi tutabilenler hayatta daha başarılı. Bu çok da bilinmedik bir şey değil. Bütün dünyada aslında bütün dinler, değil mi? İşte nefsini kontrol üzerine, bütün felsefeler, işte Budizm, şu bu ses orucu var biliyorsunuz Budistlerimiz. 15 yıl konuşmuyorsunuz şeyde. Konuşmamak çok zor bir şey düşünüyorum. Yani şeyde yemek yememek gibi. Bence yemek yeme orucundan daha ağır bir oruç. Etrafınızda insanlar var, konuşmuyorsunuz böyle bakıyorsunuz. Yani, kendini tutabilme kapasitesi. Şimdi bunu Stephanie Carlson adında birisi Minnesota Üniversitesi'nden şu şekilde 1990'lar, 80'lerde ve 2000'lerde tekrarlıyor bunu. O kuşakların çocukları. 2000'lerde doğmuşlar, 80'lerde doğmuşlar, bir de 58-60'larda doğmuş olanlar. Görünen şey şu. Biz sanıyoruz ki artık günümüzün çocukları çok sabırsız, işte hiç beklemiyorlar. Hayır, öyle değil. Zaman içerisinde aslında bu kendi kontrol becerisi artmış vaziyette. Yani 60'larda doğanlara göre 2000'lerde doğanlar o 10 dakikalık bekleyenleri, bekleme yapanların sayısı da artmış. Hatta 12-15 dakikaya çıkartmış vaziyette. Bu bizim aslında gözlemlerimize biraz aykırı. Biz düşünüyoruz ki ya bizim zamanımızda böyle miydi, biz büyüklerimizin önünde ceketimizi iliklerdik, bacak bacak üstüne atmazdık falan, hani hatırlıyoruz ya. Yani. Bizim büyüklerimizi de kendi büyükleri öyle hatırlıyorlar. İşte bunlar çok bozuldu, 1910'larda falan yazılmış kitaplar var. İşte yeni kuşak felaket, hiç kitap okumuyorlar. Aynı laflar yine var kitap okuma konusunda. Okutamayacağız yani, yapacak bir şey yok yani, kabul edin. Ama o arada Türkiye Avrupa'nın en çok kitap satılan ülkesi. Onu da unutmayalım. Öyle enteresan bir durum var. Yayınlanan ve satılan. Test kitapları belki satılıyor. Onları yazmışlar. şimdi bu Walter Mischel geçti. Birkaç hafta önce öldü. Yani bu araştırmayı yapan kişi 95 yaşında falan. Ve son dakika kadar aktif. Diyorlar ki peki siz nasıl yorumluyorsunuz efendim bu araştırmayı? Yani yeni kuşaklar kendini daha iyi tutuyor ama pek bize öyle gözükmüyor. Dediği şey şu, kapasiteleri, kendini tutma kapasitelerinin daha iyi olduğu kesin. Ama bu kapasiteyi daha çok kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? O ayrı bir konu. Yani bir kapasitenin, bir becerinin daha iyi olması onun kullanılıyor olduğu anlamına gelmiyor. Kendimi tutabilirim ama tutmuyor. Yeni kuşağın böyle bir farkı olduğuna da Amerikalılar için söylenmiş. Ama şöyle söyleyeyim, Amerika'da olan şehirde dünyada en geçerli olduğu birkaç ülke varsa birisi Türkiye'dir. Türkiye, yani ben iki ülkede de çalışmış birisi olarak, Türkiye ruhsal yapı olarak çok benziyor. Davranışlar, problemler, Amerika'daki şeyler bize çok yakın. Mesela atıyorum, Fransa için geçerli olmayabilir. Ama Türkiye için geçerli, bir de Brezilya için çok geçerli. Brezilya'da, Brezilya ve Arjantin'e ikisi çok benziyor bize. Böyle olduğunda diyoruz ki, belki de çocukların ve gençlerin
bize göre çok daha gelişkin kapasiteleri, yani o kapasiteyi daha fazla geliştirmeye çalışmaya gerek yok. Zaten kapasiteleri iyi. Ama o kapasite, yani kendi kontrol, sorumluluk alma, bekleyebilme, sabredebilme becerilerini devreye sokmaları için ne yapabiliriz? Devreye soksunlar istiyoruz. Bunu düşünmemiz lazım. Bunun bir cevabı yok. Her evde çocukların bir kısım diyor ki hakkını aldığına inanmak çok önemli bir şey. Birçok çocuk anne babasından hakkı olan ilgiyi almamış olduğunu dile getiriyor. Bunu bazen sözle, bazen davranışlarıyla. Mesela şımarıklık, yaramazlık diye gördüğümüz davranışların çok büyük bölümü ilgi almayı sağlayan davranışlar. Diyor ki, ben normal yollardan bunların ilgisini çekemiyorum. Bari bir olay çıkartayım. Yani bir işe gerilla savaşı gibi. Yani. Anlatabiliyor muyum? Çocuklar böyle şeyler de yapıyor olabilirler. Bu her evde farklıdır. Arabalarımız daha lüks. Annemin Şahin'i vardı. Dedemin arabası yoktu. O babamın Şahin'i vardı. Benim ne bileyim Dacia'm var. Otomatik vites. Bir otomatik vites. Koca İzmir'de iki kişi de vardı yani ben çocuktan büyürken. Bu arada otomatik kendiliğinden değişilmiş falan diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi otomatik vites olmayan arabayı kimse almak istemiyor. Köylerde falan kullansınlar diye şey yapıyor. Şimdi bu hayat standartını sağlamak için geçmişe göre daha fazla çalışılıyor. Geçmişte anası babası çalışmış olanlar aramızda gecenin vakti bir e-mail gelip kalkıp yataktan bilgisayar başında çalışıyor mu anamız babamız? Böyle bir şey yok. Telefon bile. Yani şimdi telefon sadece sevgiliyle konuşmak için değil. İşte iş yerinden arıyorlar. Bilmem nereden şey yapıyorlar. Mesajlara cevap veriyorsunuz. Çalışma süreleri uzadı. İş hayatı, işe gidip gelmek bile şu anda servisle işe gitmek diye bir kavram mı? Bizim kara kaşımız, kara gözümüz için herkes zamanında işe gelsin diye işler yapıyor. Yani tabii. Yani böyle karışık bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklu hayat dediğimiz şey genel hayattan bağımsız bir şey değil. Sosyoekonomik gerçekler, savaş tehlikesi, iklim değişikliği içinde olduğumuz, toplumsal krizler, toplumsal kimlik krizleri, tüm bunlar bizim davranışlarımızı etkiliyor. Ama iyi bir haber bütün bu şey. Çünkü bunlar için yapacağımız bir şey yok. Çok az şey var. Yani kişisel olarak. Ancak örgütlü bir toplum olarak yapabileceğimiz şeyler var. Ama bir iyi haber şu. Her şeye rağmen en ağır şartlarda yaşayan, en ağır şartlar ne? Mesela Afganistan ülkesi uzaktan bakıldığında en azından ağır şartlarda bu ülke. 1978'den beri savaş var. 40 yıl olmuş. İç savaş var. Bombalar patlıyor. Duyuyorsunuz işte 13 kişi pazar yerinde patladı. İşte 40 kişi öldü. İşte başkanı, başkanı öldürülerek değiştirildi. Falan. Böyle ülkeler var. Ve bu ülkelerde yaşayan insanlar, analar babalar, çocukları, öğretmenler, okullara gidiyorlar, bir şeyler öğreniyorlar, eğitim almaya çalışıyorlar. Enteresan bir şey. İnsanlar bundan vazgeçmiyor. Ve yapılmış araştırmalar var. Batılıların özellikle gidip yaptığı. Bu terör şartları. Terör deyince sadece savaş değil, yoksulluk da bir terördür. Büyük bir baskıdır insan üzerinde. Bu şartlarda büyüyenlere incelediğinizde evlere bakıyorsunuz. Eğer anne baba ilişkileri pozitifse, pozitif şu, birbirinizi dövmüyorsanız, hakaret etmiyorsanız buna pozitif diyoruz. Yani devamlı öpüşüp koklaşmak şart değil. Yani, ama bu olmuyorsa, İyi kötü çocuklar isteklerini korku içinde olmadan dile getirebiliyorlarsa, küçük edepsizlikler yapmalarına işte itirazcılıklar izin veriliyorsa, yani küçük çapta şeyler, sınırları belli ölçüde zorlamalı. Ailenin ama sınırları zorlamak için sınır lazım. Çocuklarımız sınırları zorlamayı öğrensin istiyoruz, değil mi? Herkese boyun eğmesin, sınırları bu. Onun için sınır gerekiyor. Yani zorlanacak sınırı da koymak. Sınır nedir? İşte gece 11'de yatma saati.
İşte iPad'le bir saatten fazla oynamamam. Ödevleri bir saat, bir ödev saati ya da yarım saat neyse. Ödev verilmeyen bir okuldaysanız 15 dakika kitap okuma saati. Sınır bu yani, bunu bahsediyoruz. Ya da biz kendimize burada bir sınır koyduk. 4-5 arasında 5'i geçtik ama hani 2 saat geçemem, 15 dakika geçelim. Oradaki şey. O nedenle bunların olduğu ailelerde çocukların mutluluk düzeyleri yüksek. Bu çocukların başarılı olma, yani akademik başarılı olma, bir de Afganistan'da da bir başarı şeylerden birisi, kaçıp başka ülkeye sığınabilme de bir başarı. Bunu da yapabiliyorlar. Bu çocuklar daha çok diğerler orada kalıyor, kaçamıyor. Bir beceriklilik de gelişiyor çocuklar. Böyle olan, dolayısıyla en ağır şartlarda da olsa ailelerin sihirli bir gücü var. Yapay da olsa dış dünyanın dışında küçük bir koza oluşturuyor. Bu koza, yani efendim dış dünya berbat diye düşünmeksizin kendi ailenizin içinde o kozayı oluşturabilirsiniz. Bu böyle bir mutluluk söylemi ya da laylaylon, çiçek, böcek gibi bir durum değil. Gerçekten olabildiğini biliyoruz bunun. Bu aynı şu anda değil mi? Biz, siz 4-5 saattir çoğunuz burada. Ben bir saattir sizlerle beraber. Ben şu an hani dışarıyı unutmuş vaziyetteyim. Böyle konuşuyoruz bir kısmımız madde size dinleyen, dikkat edinlerle unutmuş vaziyette. Birazdan bu burası bitecek. Dışarının kalabalığına karışacağız. Ona buna sinirleneceğiz. Yolda giderken eve gittiğimizde sizin kızlar yine arıza çıkartacaklar belki. Anlatabiliyor muyum? Her şeyin olduğu gibi olacak ama bir anlığına dışarı çıkmanın bir mahsuru. Bir anlığına çıkıyoruz ve büyük bir ihtimalle aynı konuya yarın baktığınızda daha değişik bakacaksınız. Ya da siz ya böyleymiş ama böyle de olabiliyormuş. Bir de şuna bakayım diyeceksiniz. Yaşam böyle geliyor. Yaşamda böyle birdenbire pat diye hiçbir şey değişmiyor. Düşünmeye başlıyoruz. Bir konuda perspektifimiz değişmeye başlıyor. Birileriyle konuşuyoruz. İnsan ilişkileri dostlarımız, arkadaşlarımız, tanımadığımız insanlarımız. Ben hiçbirimizi hemen tanımıyorum. Birkaç kişi var arada tanıdık. Hiçbirimizi tanımıyorum ama bir tanıdıklık oluştu değil mi aramızda? Hani yolda görsek birbirimizi tanırız, tanımayız mı başka? Ama hatırlatırsak ya şu toplantıda beraber, aa hakikaten neydi falan. Bir bağ oluşuyor. İnsanları bağlar yaşatıyor. O yüzden sosyal medya denen belki birçok kişiye saçma gelen şeyin bu kadar popüler olmasının sebebi ilişki ihtiyacımızın ve yalnızlığımızın biraz çok olmasıydınız. Yalnızlık kötü ya da iyi bir şey olarak söylemiyorum. Yalnızlığı aşma arzusu çok güçlü bir arzu. Buna sosyal motivasyon deniyor. Psikoloji teorisinde aramızda öğrenci arkadaşlar mutlaka biliyorlardı. Sosyal motivasyonun olmaması örneğin otizm diye bir probleme yol açıyor insan. Yani otizm denen nörogelişimsel bozukluğun en önemli özelliği bu yalnızlık duygusundan rahatsızlık pek hissetmemek. Bunları hissetmeye başladığında bunu iyileşmek değil mi otizmli çocuklarımız bunu hissederek düzeliyorlar. Bu nedenle başkaları bizim için önemli, başkaları olmayan bir hayat yok. En ağır cezalardan birisi insanları yüreğe kapatmak. Tecrit de yapıyorsunuz cezaevlerinde. Başkalarıyla ilişki olmadan hiç sevmediğiniz birisiyle yalnızlıktan iyi olabilir. Çocuklarımızın yalnız hissetmemesi çok önemli. Yalnız hissetmemesi, konuşabilmek, ellerimizi dinlemesi, kulak vermesi, her dediklerini yapmamız gerekiyor. Üstelikleri de itiraz etsinler, doğru bilgisi yapacaksınız. Ama yine dinlemiş olmanın büyük bir katkısı. Ben burada durayım. Belki birkaç yorum soru olabilir. 5 dakikamızda da geçeceğiz.